hoş geldiniz. Bir gelecekhane toplantısı daha yapıyoruz. Öncelikle Borsa'ya çok teşekkür ederiz. Borsa İstanbul'a bize konferans salonlarını açtıkları için. Diğer yandan hemen ilk görev olarak bu etkinliği mümkün kılan diğer arkadaşlarımıza da çok teşekkür ederiz. SAP ana sponsorumuz oldu Borsa ile birlikte ve yurt dışından SAP'nin finans sektörü için global lideri aramızda. Onu da biraz sonra ayrıca takdim edeceğim. Çok hızlı bu konferansın kapsamı Borsa'da yapıyoruz. Sadece bankacılık değil, ağırlıklı bankacı misafirlerimiz var ama finans sektörü sadece bankacılıktan oluşmuyor. Baktığımızda finans sektörünün değer teklifi, müşteriye, vatandaşa, halka, topluma sunduğu değer teklifi sadece fon sağlamak veya mevduat toplamak değil, aynı zamanda riskleri üstlenmek, geleceği güvence altına almak. O yüzden bizim de ilgi alanımızda, gelecekle olan pek çok konuyla ilgilendiğimiz için geleceğin fonlarını toplayan, fonların geleceğini yönlendiren, şekillendiren de boyutu var. Yaşlandığımızda işte fazla parası olanların yatırım yapacağı imkanları, ortamları sağlayan da bunu şekilde sunmamın sebebi finans dünyasını bir bütün olarak düşündüğümüzü vurgulamak için ve bu şekilde de düşünülmesi gerektiğini savunuyoruz açıkçası. Bundan dolayı da bankalar için sigortalarla ve diğer kurumlarla olan işbirliği giderek yaygınlaşıyor, banka, asürans ve benzeri senaryolarla. Aracı kurumlar için yeni oyuncularla, ödeme sistemleri için bankalarla ve diğer finans sektörü oyuncularla olan işbirliği ve buradaki yeni iş modelleri, yeni fon akışları, bilgi akışları ve süreçler yepyeni şeyler çıkarıyor karşımıza. Bunlardan gün boyunca bahsediyor, konuşuyor olacağız. Çünkü dünyada bir takım paradigmalar değişiyor. İlginç gelişmeler var. Bireyselleşme ve Türkçesini çok zor ifade ettiğimiz tüketicileştirme diyebiliriz belki. Consumerization çok önemli bir trend. Bu finans sektörü de kapsını çalmaya başladı. Ve finans sektöründe de kendini nasıl göstereceğini hep birlikte göreceğiz, hep birlikte şekillendireceğiz. Diğer sektörlerde, teknolojide, enerjide, kurumların karşısına çıkan yeni rakipler yavaş yavaş finans sektöründe, sigortacılıkta, bankacılıkta da kendini, ödeme sistemlerinde de özellikle kendini göstermeye başladı. İlk etapta bunlar küçük, ihmal edilebilir rakipler gibi gözüküyor. Zaman içerisinde büyüyorlar ve rahatsızlık verecek ölçüye gelebiliyorlar zaman içerisinde. Bunun en önemli unsuru, yani teknolojinin gelişimi. Teknoloji dediğinde aklına sadece dijital gelişim teknolojileri gelmesin. Burada onlardan bahsedeceğiz ve bu sektör büyük oranda da dijital cereyan eden bir sektör olduğunu hepimiz kabul etmemiz lazım. Ben bazı bankacılarla ve sigortacılarla görüşüyorum. Özellikle üst düzey ve özellikle yaşı belli bir seviyenin üzerinde çıkmış kişilerle konuştuğumuzda onlar yoğun olarak hala fonlardan, yatırımlardan vesaireden bahsediyorlar ve rezistans gösteriyorlar gelecek trendlerine ve teknolojik trendlere ama ister istemez bu teknolojiler, bu devrimler bu sektörü de çok ciddi bir şekilde etkilemekte. Bugün bu binada artık seans salonunda o hepimizin heyecanla bekleyeceği, göreceği, görmekten keyif duyacağı bir ortam kalmadı. Çünkü işlemler tamamen dijital cereyan etmekte. İnsan gücüyle bu hacimleri yönetmek mümkün değil zaten. Analog bir şekilde bunları yapmak mümkün değil. Burada George biraz sonra bizi ilginç bazı örneklerle şaşırtacak gerçi ama o konuya da şimdiden de girmiş olmayayım. Ama dönem A dönemidir. Ve bu hem şirketlerin yönetim yaklaşımlarına yansımakta, hem sistemlerin, ekosistemlerin, sektörlerin iş modellerine yansımakta, bunu çok iyi anlamakta fayda var. A döneminde rekabet edebilmek için iki önemli yetkinlik geliştirmek gerekiyor. Bunlar çok süratli olmak gerekiyor ve çok akıllı olmak gerekiyor. Çok akıllı davranmak gerekiyor. Bu akıl da insan aklı değil, makine aklıyla hareket etmek gerekiyor. Büyük ölçeklerden bahsediyoruz çünkü. Bir iki işlemi, yani bir bakkal işi yapmıyor. Burada bu salonda olan herkes büyük ölçekten bahsediyor.
en küçük kurumdan gelen bile her şeysini bilgisayarla ve akıllı bilgisayarlarla, akıllı algoritmalarla yapmak zorunda. Gelecekte çok daha böyle olacak. Çok basit iki örnek vereceğim. Biraz geç başladığımız için ben biraz kısa keseceğim ve hızlı yürüyeceğim diğer konuşmacıların zamanından almamak için. Ben genel müdürlere ya da işte ürün geliştirme direktörlerine ya da bankacılara sorduğumda real time nedir? Gerçek zamanlı senin için nedir? Diyorlar ki POS anında ben ödeme gerçekleşir gerçekleşmez SMS'i gönderiyorum. Ve gerçekten doğru. Ödemeyi yaptığınız an 1-2 saniye içinde SMS geliyor. VIP SMS'de onlar. Çoğu zaman şifre için, başka zamanda önemli kampanyalar, önemli segmentler için SMS anında gidiyor. Ama ödeme gerçekleşti. O an ben kasaya sırtımı çevirdim ve kasadan ayrılıyorum. SMS'i aldım ama realize etmedim. Gerçek zamanlı bir senaryoda ben ödeme gerçekleşmeden önce notifikasyon açmam lazım ekrana. O kişi kasanın başından ayrılmadan, ödeme gerçekleşmeden ben o kişiden acaba ben bir kere bu cihazın çalıntı olup olmadığını kontrol etmem lazım. Ben bu kişinin segmentini tespit etmem lazım o an. Ben o kişinin geolokasyon içerisinde orada başka arkadaşın olup olmadığını bakıp gelmem lazım. Belki sosyal ağlardan tarayıp gelmem lazım. Milisaniyelerde yapılabilir işlemlerden bahsediyoruz. Ama bugün öyle yapmıyoruz. Bu işlem yaklaşık birkaç saniye sürüyor. Birkaç saniye, milisaniye cinsinden birkaç bin milisaniyeye dönüşüyor. 1-2 saniyeliğiniz kısa gibi gözüküyor ama bilişim dilinde milisaniye çevirdiğimizde muhabbeti 2000-3000 milisaniyeye dönüşüyor. O da uzun bir süre. Gerçek zamanlı senaryo demek artık milisaniye düzeyinde algoritma geliştirmek, milisaniye düzeyinde işlemler gerçekleşmeden yapmak istediğimizi yaptırmak. Bu kişi kasadan ayırmadan ikinci kahveyi almak ister misin? Promosyonda bir şeyimiz var. Yan tarafta bir arkadaşın oturuyor. Push notifikasyonla ekranına indirebiliyorsak o kişinin dikkatini ancak öyle celbeder. O kampanya ancak öyle işler. Peki bir de hala bugün itibariyle pek çok bilişim yöneticisi ve pek çok kurum yöneticisi de büyük gururla bana data center'larını gösterirler. Ben de sorarım ki, peki buradaki bilgilerden, 1 ve 0'lardan ne yapıyorsun? Biz raporlarımızı üretiyoruz vesaire vesaire ama peki nasıl istifade ediyorsun? En gelişmiş analitik uygulaman ne? En büyük data miktarın ne? Hangi alanda neyi kullanıyorsun? Bu tamamen şu an insanlık olarak daha yüzeyini bile anlamadığımız bir alana giriyoruz. Big Data hepimizin gündeminde. Gerçekten Big Data projesi yapan çok az kurum var. Ülkemizde özellikle. Başlamak isterseniz uzman bulmakta zorlanacaksınız zaten. Bugünden bu konuda uzmanları yetiştirmeye, bulmaya, aramaya ve projeleri üretmeye deneysel olarak daha iyi başlamanız lazım. 3-5 yıl sonra ancak verim alabiliriz. Benim özellikle bu sektör için öngördüğüm en önemli iki konu sürati arttırmak ve akıl katsayısını arttırmak. Bunları gün boyunca zaten farklı senaryolarda tüm konuşmacılarımız bu konuların benzerlerinin gerçek örneklerini anlatacaklar. Panelde de biraz bunları tartışacağız. O yüzden programı kısaca size tanıtacak olursak Ali Çöplü Beyefendi, Borsa'da teknolojiden sorumlu genel müdür yardımcısı, ev sahibine genelde söz veririz ama bugün aramızda bir yabancı misafir olduğu için ilk ona söz vereceğiz. Sonrasında Odea Bank'tan Tayfun Bey yerine Asil Bey gelecek. Bak nasıl çevirin anında. ondan sonra Dilek Hanım henüz gelmedi galiba, göremedim daha ama geldi mi? Selamlaşamadık taraftan, hoş geldiniz. İDG Bank'tan Görkem Bey bize oradaki deneyimleri aktaracak. Ve biz iki tane konuyu sizlere tanıtmak istiyoruz. O yüzden gelecek hani toplantılarında bunları standart hale getirmeye çalışıyoruz. Design Thinking çok önemsediğimiz bir yöntem. Kerem Alper aramızda, D-School'da bunun merkezinde bu konuyu öğrenmiş ve Türkiye'de yaygınlaştırmaya çalışan bir arkadaşımız aramızda.
ve girişim fabrikasında Özel Üniversitesi'nin bir kuluçka merkezi ama aynı zamanda bir girişimcilik merkezi. İhsan da kurumsal girişimciliği bize anlatacak. O da herhalde yolda. Şu ana kadar o da gelmedi. Bir ara verdikten sonra çoğu kişiler her gün birbirlerini görmüyorlar. Bir kaynaşalım, bir sohbet edelim, bir kahve içelim diye uzunca bir ara veriyoruz. O aradan sonra da burada bir panel düzenleyeceğiz ve biraz finans sektörünün geleceğini konuşmaya çalışacağız. Tekrar geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Tekrar hoş geldiniz ve George'a söz vermek, bırakmak istiyorum. Stage'i izliyoruz.